Adın ne? Feridun Arslan. Ulan sen benim aleyhimle konuşurmuşsun. Hem nasıl? Yani şöyle, muhabbet tam oldu mu? Alıyorum bir hortlağın yanına varıyorsun, yoğurdu nasıl çalıyorsun, peyniri nasıl diyorsun? Lan ne çıkarıyorsun peyniri? O dil verip güleşçiler, dil verip oyuncular oynasın değil mi? Sen oynasın isteyin. Tabii canım, neşesini istiyorum ben. Neşe tarama bakayım. Hortla. İzliyor musun programları? Ayıp ediyor her an. Şimdi gene valla takıyor. Şey bir de diyorum. Erken bitiyormuş program, ondan da kızarmışsın sen bana. Ya erken o kadar şey canım. Saati var onun, ona bir şey diyemem. Bizi izleyenler sabahlar aşamadan izleyesi geliyor. Tabii. Ama televizyonda işte bir saatin daha açığı değiyor. Ya canım az şöyle uzasa. 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 Televizyon yöneticilerine buradan diyelim de. Millet bana kızıyor. Esas kızacak olan televizyon yöneticileri. Yaşa. O gün son vakit bir koca karıyla konuştum. Güzel geçileri sağdırdım. Son şeyde ama çok güzel daha. O programda iyiydi. Programı yani, sen izlemeye devam et. Bir de DZ ile konuşalım. Başı yazmalı, eli kınalı, aş elek elemiş, çocuk doğurmuş, acı doyurmuş, yörük anaları çalışıyor değerli izleyiciler. Daha kış bitmeden yeni seneki kışın odununu hazırlıyorlar. Yörük geleceğe düşünen, hesaplayan insandır. Şimdi ağaçları budamışlar. Kayısı, şeftali, erik ne varsa onların dallarını yabana gidermeyeler, değil mi? Evet. Adı ne? Adım Müslüm Aslan. Yaş kaç? 67. Yani adam neyin oluyor senin? Beyim olur. Beyin oluyor. Eli cebinde geziyor, sen çalışıyorsun ha? O yeni ameliyat oldu. Öyle mi? Tabii. Koruyorsun değil mi? Kollaştırıyorsun. Tabii. Çocuk? 7 çocuğumuz var. Nereye bunlar? İzmir'deler. 7'si de? 6'sı İzmir'de, biri burada. Bir yan cazında? Biri yanımda. Hangisi kıymetli? Hepsi de. Ayrılı mı çocuk? Ayırmaz değil mi? Tabii ayırmam. Çocuklar birbirinden seçilmez. Seçmen. Hepsi de aynıdır. Neyi biçiyorsunuz? Neyi biçelim? Yani durum ne? Ektiğinizi kaldırabiliyor musunuz? Para pul var mı? Hayır. Elektrik su parası ödeyebiliyor musunuz? Adam emekli. Üç ineğimiz var. 7 çocuğumuz var. İşte ikimiz... Çocuklarla inekleri bir saydın ha. Adamla ikimiz kaldık yurtta. Kaldınız. Evet. Kimse... Zaten evvel ikinizdiniz. İkimiziydik. Gene ikiniz kaldınız. İkimiz. Dünya böyle. Öyle. Teyzeciler. Eskiler der ki odun yaranına karı dövün yanında durulmaz değerli izleyiciler. Adam karı dövüyorsa araya girersin. Karı koca akşam barışı verir vakti geldiğinde. Tabii. Sen kötü olursun. Adam odun yarı boturudur. Bir çıngı kopar gözüne gider, bir yerine gider. O nedenle karı dövenine odun yaranın yanında durulmaz. Biz gidelim yüklü deve dinlenmez. Benim arkadaş vardı Murat Leyla'nın yanında. O karı nereye gitti? Hangi karı kız? Aşağıda şöyle yaptınız siz ya. 10 sene ki ha? Evet. Ben sana 10 sene önce şeyi mi soruyorsun sen bana? Nereden bilen ben? O yanımızdaydı da. Kimdi acaba ola? Bir şeydi adı. Antalyalıydı. Türk söyleydi ya. Ha, Türk'ü mü söyler? Evet. Ha, acaba kimidi? Sarı kadındı. Ya çadırda duruyordu yörük karısı. Benim arkadaşıydı. Öyle mi? Evet. Orada bir dönerci vardı ya. O benim oğlumdu işte. Oradaki. Tabii. Bu karın Türklerini unutamadın mı? Unutamadım. Senin de oyunları. Benim de oyunları mı? Sen de. O senedir benim oynadığım oyunu kadının söyledi. Türk'ü unutamamış ya. Sen de iyi oynayordun canım o zaman. Murat Leyla'nın şeyi.